Türkiye ve dünyada öne çıkan gelişmeleri derlediğimiz Defense Türk Savunma ve Güvenlik Bülteni'ne hoş geldiniz. Gelişmelerin detaylarına geçmeden önce başlıklara kısaca göz atalım. Otokar tarafından Romanya'nın 1059 adetlik zırhlı araç ihalesine yönelik açıklama yapıldı. Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 Block 52 Plus savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında Ege Denizi'ne düştü. Aselsan Denizaltı Savunma Harbi'nde oyun değiştirici çözümü DÜFAS'ı tanıttı. ABD Özel Kuvvetleri tatbikatlarında FPV dronları kullanmaya başladı. Romanya'da Avrupa'nın en büyük NATO üssünün inşasına başlandı. Geçtiğimiz günlerde Defense Romania tarafından yapılan haberde Romanya'nın açmış olduğu 4x4 zırhlı araç ihalesinde sadece Otokar'ın teklif verdiği iddia edilmişti. 1059 adet Kobra zırhlı aracının tedarikini kapsayan bu anlaşmanın yaklaşık olarak 920 milyon euro tutarında olacağı aktarılmıştı. Konuyla ilgili olarak Otokar, kamuoyunu aydınlatma platformu üzerinden açıklama yaptı. Tedarik süreci veya araç sayısı hakkında bir bilgi henüz paylaşılmadı. Yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi. Romanya Milli Savunma Bakanlığı'nın şirketi olan CN Rom Teknika'nın açmış olduğu 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araç alımı ile ilgili ihaleye teklif verilmiştir. Verilen teklifler teknik ve ticari yeterlilik kriterleriyle birlikte araçların test performansları göz önünde bulundurularak değerlendirilecek olup ihalenin şirketimiz lehine sonuçlanması halinde sürece ilişkin önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır. 4x4 zırhlı araç tedarik programı kapsamında Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde yapıların donatılması için gerekli olan temel versiyon ve 8 farklı türev olmak üzere 9 konfigürasyonda 1059 adet hafif taktik zırhlı aracın tedarikini kapsayan çok yıllı bir sözleşme imzalanması planlanmakta. Tedarik edilecek araçların hangi Kobra versiyonu olduğu bilgisi ise henüz paylaşılan bilgiler arasında yer almamaktadır. Romanya'nın zırhlı araç ihalesinde yerel üretim şartı bulunmaktaydı. ABD merkezli JLTV şirketi bu şartı karşılayamadığı için ihaleye katılamadı. Romanya savunma sanayi kaynaklarına göre diğer şirketlerin ihaleye teklif vermemesinin çeşitli nedenleri vardı. Bu nedenler arasında finansal kısıtlamalar, düşük fiyat marjı ve sert sözleşme koşulları bulunmaktadır. Bu bağlamda Romanya'nın zırhlı araç ihalesine teklif veren tek şirket Otokar oldu. Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 Block 52 Plus hava uçağı eğitim uçuşu sırasında Ege Denizi'nde Arsura Adası açıklarında düştü. Yunanistan haber sitesi Lifo tarafından yapılan habere göre Larissa'daki 337. Savaş Filosu'na ait F-16 hava uçağı çarşamba günü Ege Denizi'nde eğitim uçuşu gerçekleştirdiği sırada saat 13.29'da Arsus Adası açıklarında düştü. Eğitime katılan diğer pilot pilotların ifadesine göre pilot fırlatma koltuğunu kullanmayı başararak paraşüt ile güvenli bir şekilde yere iniş yaptı. İlk belirlemelere göre sağlık durumu iyi olan pilot yeri tespit edildiği süre boyunca zorlu deniz koşullarıyla mücadele etmek zorunda kaldı. Saat 15.02'de pilot Super Puma helikopterleri tarafından kurtarılarak genel sağlık kontrolü gerçekleştirmek üzere 251. Hava Kuvvetleri Genel Hastanesi'ne götürüldü. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda bugün Ege Denizi'nde düşen Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 hava uçağının pilotuna en içten geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Başarılı ve hızlı kurtarma operasyonuna katılan herkesi tebrik ediyoruz. Açıklamasında bulundu. Konuyla ilgili olarak kendisini arayan mevkidaşı Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e de teşekkürlerini ileten Dendias, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, F-16 hava uçağımızın kurtarılmasına ilişkin operasyonun olumlu sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Ben de mevkidaşımın Yunan pilota gösterdiği samimi ilgiden dolayı teşekkür ettim. İfadelerine yer verdi. Aselsan Düşük Frekans Aktif Sonar Sistemi DÜFAS'ı tamamladı. İlgili gelişme Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün'ün resmi X hesabı üzerinden duyuruldu. Görgün yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde Çanakkale geçilmez diyen milletimize ve şanlı ecdadımıza ruhuna armağan olsun. Aselsan mühendisliğinin en önemli ürünü DÜFAS, Düşük Frekans Aktif Sonar Sistemi, deniz altındaki tehditlerin tespit edilmesi için geliştirildi. 360 derece tüm yönlü tarama kabiliyetiyle denizaltı ve torpidoları etkin şekilde tespit edebilen DÜFAS, şanlı donanmamızın gücüne güç katacak. Tebrikler Aselsan. DÜFAS ile su altında denizaltı ve torpido tespit kabiliyetinin çok önemli ölçüde artması bekleniyor. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol ise, Türk Deniz Kuvvetleri'nin tehdit denizaltılarını su üstü
gemilere angaje olmadan tespit yeteneğine kavuştuğunu belirtti. DÜFAS sistemi, Savunma Sanayi Başkanlığı ile imzalanan sözleşme kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda özgün olarak geliştirilmiştir. DÜFAS, en güncel teknolojiyle donatılmış suüstü platformlar için başta denizaltılar olmak üzere su altındaki sessiz tehditlerin çok uzun mesafelerden tespiti amaçlı kullanılan derinliği değiştirilebilir çekili aktif pasif sonar sistemidir. Sistem yurt içi imkanlarla tasarlanan ve üretilen, yerli ve milli olarak geliştirilen ilk ve tek çekili sonar sistemi olarak öne çıkmaktadır. Oluşturulan bu resimde uzun menzilde hedeflerin tespiti ve takibi sağlanır. Sistem ayrıca sürekli olarak aktif sonar özelliğini de kullanarak geniş alanlarda yüksek doğrulukta tespit imkanı sağlar. Ortam gürültülerini dinleyerek torpido gibi tehditlerin tespiti amaçlı kullanılır. DÜFAS'a muadillerinden farklı olarak Hızır torpido karşı tedbir bileşenleri de entegre edilebilmekte olup sistem düşman platformlarından atılan torpidoların bertaraf edilmesi için uygulanacak en uygun karşı tedbir taktiğini ve gemi kaçış manevralarını kullanıcıya önerir. Bu sayede sistem aktif sonar yeteneğine ek olarak Hızır sistemi özelliklerini de bünyesinde barındıran bir torpido karşı tedbir sistemi haline gelmek ve komple bir çözüm sunabilmektedir. Bir torpido algılandığında sistem karşı tedbir ekipmanlarını devreye sokmakta ve tehdidi bertaraf ederek güvenli şekilde kaçmaya olanak sağlamaktadır. ABD Özel Kuvvetleri Yunan Kuvvetleri ile gerçekleştirilen tatbikat sırasında FPV dronları kullandı. Tatbikat, NATO ilişkilerini geliştirmeyi, birlikte çalışabilirliği teşvik etmeyi ve Avrupa Atlantik İttifakı genelinde işbirliğini arttırmaya amaçlayan Trojan Footprint 24 tatbikatının bir parçası olarak 1 Mart 2024'te Yunanistan'ın Nea Peramos kenti yakınlarında gerçekleştirildi. FPV dronlar Rusya'da yaşanan gelişmeler sonrasında muharebe sahasında giderek daha popüler hale geldi. Defense Blog tarafından yapılan habere göre Amerikan Hava İndirme Birliği'ne bağlı 10. Özel Kuvvetler Grubu eğitim sırasında FPV dronları keşif ve gözetleme amacıyla kullandı. Bahse konu dronlar operatörlere özel gözlükler aracılığıyla çevrelerini birinci şahıs perspektifini sunarak gerçek zamanlı olarak önemli istihbarat toplamalarını sağlıyor. FPV dronların kullanımı özellikle Ukrayna-Rusya savaşında gösterdikleri başarıdan sonra ciddi bir biçimde arttı. Bu hava araçları silahların entegrasyonu da dahil olmak üzere teknolojik ilerlemelerle gelişti ve düşman hedeflerine yüksek hızlarda tam olarak imha edebilen birimler olarak görev almalarına olanak tanıdı. Bu bağlamda Çin ordusu tarafından paylaşılan videolarda FPV dronlar görülmüştü. Yani artık FPV drone çözümü farklı ülkeler tarafından da kullanılmaya başlandı. FPV dronların ABD ordusunun eğitim tatbikatlarına dahil edilmesi ise askeri kuvvetlerin operasyonel yetenekleri geliştirmek için gelişen teknolojiden yararlanma konusundaki uyarlanabilirliğini ve yenilikçiliğini vurguluyor. FPV dronlar belli durumlarda topçu birimlerinin yerine geçebilecek potansiyel bir araç olarak görülüyor. Geleneksel topçuların tahrip ve menzil kabiliyeti sunmasa bile dronlar günümüz askeri evrimlerinin merkezinde yer alan avantajlara sahip. Romanya'da Avrupa'nın en büyük NATO üssünün inşasına başlandı. Euronews'te yer alan habere göre Romanya'da 2.5 milyar euroya mal olacak Avrupa'nın en büyük NATO üssünün inşasına başlandı. Küçük bir şehir boyutlarında olan neredeyse 3000 hektarlık bir alanı kapsayan üs kalıcı olarak 10.000 NATO askeri ve ailelerini barındırabilecek. 2.5 milyar euroluk proje pistler, silah platformları, askeri uçaklar için hangarlar, okullar, kreşler, mağazalar ve hastaneler içeriyor. NATO üssündeki inşaat çalışmaları temel altyapıyla başladı. Mevcut piste paralel yeni bir pistin inşasına da başlanacak. Bunlar birbirine bağlanacak ve doğu kısmında yeni taksi yolları ve çeşitli uçak tipleri için havaalanı altyapısı geliştirilecek. Haberlerin devamı için DefenseTürk.net'i ziyaret edebilir, gelişmelerden haberdar olmak için YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz.